Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görülmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərini gördüklərinin qarşılığımız, mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınam sizdə qıtanlar ekranımızda bolsun. Xitay sirək topu pişiqləb işləş texnikisini eksport qilishini çəklədi. Xitay rejimi dövlət bexatərlikini qoğdaş bahanəsi bilən sirək topu pişiqləb işləş texnikisini eksport qilishini çəklədi. Yaponiya vaqt kezidining 22 dekabr xabar qilishicha, xalqarada oldin qatardagi sirak topi pishiqlab ishlaydigan Xitoy asosliq texnika materiallarini elish va ayirish texnikasini boshqa davlatlarga eksport qilishni cheklagan. Xitoyning bu harakati strategik metallarga bo'lgan hukmronlik o'rnini qo'g'dash uchun ko'rsatgan urinishi deb qaralgan. Sirak topa to'kliq avtomobil, shamol chaqpiligi, elektron mahsulotlari, davolash aslihalari va qurol-yarog'larga ishlatiladigan bo'lib, Xitoyning bu cheklash harakati sirak topi ishlab chiqarish sohasiga zo'r ta'sir ko'rsatgan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Xitoy sirak topi materiallarini pishiqlab ishlash sohasini asosan monopol qilgan. Xitoydagi yer tebrashda o'lganlar haqida yangi ma'lumot e'lon qilindi. Xitoyning Gansu o'lkasida yuz bergan 6.2 ball yer tebrashda o'lganlarning soni 148 ga chiqdi. Yerlik doirlarning e'lon qilgan bayonotlariga asoslanganda, Gansu o'lkasida 117, Qinghai o'lkasida 31 kishi o'lgan. Xitoy yer tebrash to'ri markazi 18 dekabr yarim kechida tebrash markazi Jishishan, Bao'an, Dongxiang va Salar avtonom nohiyasida 6.2 ball yer tebraganligini e'lon qilgan edi. İki ülkenin çigrasığı yakın rayonda yer devre sebebiden nurgun öyleri yıkılıp düşken, su, elektrik, katnaş ve haberleşiş eslihaleri ziyanğı fükürgan. Yer devreşte 1000'den artıq kişi yarlangan bulup, 87.000'den artıq kişi bihater caylarga tarqaqlaştırılgan. Rayonda hava temperaturasının 0'dan tövən gradusku düşüşünün izdeş kutkuzuş hizmetlerini qiyillaştırvatqallıqı bildirilmekte. Kanada parlament a'zolari yashanganlar fondining Xitoyga mablag' selishini cheklashni talab qildi. Kanada parlament a'zolari Kanada hukumatidan yashanganlar kutunish fondining Xitoyga mablag' selishini cheklash uchun yangi tadbir qo'llanishini talab qildi. Amerika ovozining 22 dekabrdagi xabarida bildirilishicha, Kanada Omon palatasi, Kanada Xitoy munosabati alohida komiteti, Kanada hukumatining har qaysi shtatlar bilan hamkorlashib, Kanadaning yashanganlar kutunish fondining kishilik huquqi daxli ta'rruz qilish, cheriklik yoki davlat bexatarligiga tahdid selishga chetishlik Xitoy shirkatlariga mablag' selishining oldini olish uchun yangi tadbir qo'llanish taklifini bergan. Mazkur komitetning bu hafta Avon palatasida o'tirg'i qo'ygan dokladida Ottavaning ülkeler bilan hamkorlashib Kanadaning ommaviy kutunish planiga mablag' selish man'i qilingan Xitoy shirkatlarining tizimligini tuzishga va yashanganda kutunish puliga bo'lgan oshkorlash darajasini oshirishga chaqiriq qilingan. Hukumat mazkur talabga 120 kun ichida javob beradigan. Dokulat yana Kanada hukumatining 2023 yillik xomchot planidagi va'dasiga asosan qonuniy o'zgartishni ishga oshirib, 2024 yilgacha o'zgartirilgan qonunni ijro qilishni kuchaytirib, Kanadaning ta'minlash zanjiridagi Uyg'ur majburiy amgakiga chetilgan omillarni chiqarib tashlab, majburiy amgak kuchi bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilishni cheklashni kuchaytirishi kerakligi tavsiya qilingan. Dokulatda BDT e'lon qilgan Uyg'urlar haqidagi dokulatning muhim nuqtalari ko'rsatib o'tilgan. Sharq Turkiston ma'arif harakati uchrash yig'ini o'tkazildi. 22 dekabr Istanbulning Zaytunburnu rayonida Sharq Turkiston ma'arif harakati oilasi uchrashishi, shundaqli marhum ustoz Abdulhakimxon Maqsumajimni xotirlash muhokama yig'ini o'tkazildi. Yig'in Habibulla Qarajimning Qur'on tilovati bilan boshlandi. Orqadan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi, shundaqli Sharq Turkiston ma'arif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatulla O'g'izxon ichili so'zi qildi. U oldi bilan Sharq Turkiston da'vosining Sharq Turkiston xalqiga farz bo'lgan islomiy va milliy masala ekanligini, muhojiratda 3 millionga yaqin Uyg'urning borligini shunda qala tutirib, da'vo maydonlarining quruq qilayotganligini, 90% Uyg'urning da'voni tashlab qo'yganligini
olduğunu tekitledi. O söz diyene yakınki yıllarda 20'ye yakın Uygur'un Türkiye puhralıkı'a erişkenlikini, kalan Uygurlarının mı nüfus materyalinin işiliniş baskıcıda turvatkallıkını, şunaklı kod koyulgan Uygurlarının meselesini mi hal kılıdıkallıkını, bu mesele diyene muhacirettiki Uygurlarının gamdın kutuluşu üçün küt çıkırvatkallıkını, şunaklı Irak'taki esirler meselesini hal kılış üçün tereşyalıkını tohtatmağandın başka, Tayland'ı yetivatkan Uygurlar meselesini hal kılış üçün tereşyalık görüstü vatkallıkını bildirdi. O sözünün ahırda yukarıda kılıvatkan hizmetlerinin hemmesinin merhum ustaz Abdülhekim Khan Maksum Hacim'nin ümidi hikayelikini bu ümidini aklaş üçün hemmeylenin aktif hareket kılışı gereklikini bildirdi. İstiklal televizyesi dayarlıgan ustaz Abdülhekim Khan Maksum Hacim'nin hayatı hakkında işleyen film koyulgan deyken cemaat erbabı Abdülkadir Yapcan söz kıldı. O sözü de maarif hareketinin esildi ne bir iktisat, ne bir devletinin yardım bilen emez, belki müstehkem pidakiranı ruh bilen oturgu çıkarlıkını, ani şu ruh bilen hareket kılıp müşerge gelgelikini, bu hareketlerinin hemmesi merhum Abdülhekim Khan Maksum Hacim'nin yetekçiliği de işgı aşkanlıkını bildirdi. Yığın arası da İbrahim Sıdık, ustaz Abdülhekim Khan Maksum Hacim'nin oğlu Abdüsalam Teklimakan yazgan Yığılıdım şiirini diklimasiya kıldı. Yığın diyene Şarkı Türkistan Ölümalar Birlikinin reisi Dr. Alimcan Buğda söz kılıp, merhum ustaz Abdülhekim Khan Maksum Hacim'nin gayesi ve idiyesini izahlap ötkendiyken millet ufkumi ve millet mensubiyeti meselesini İslami noktadan düşündürdü. Arkadan Sütük Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı'nın reisi, şunaklı Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti'nin naziri Dr. Abdıxalık Uygur söz kıldı. O sözü de ustaz merhum Abdülhekim Khan Maksum Hacim'nin Şarkı Türkistan davası yolunda kıyınçılıklarına düş gelgen şeraitlerdeki cüreti ve herkanda kıyın işlerde ümit var buluş ruhini tipik misallar arkalık tunuşturdu ve bu ruhdun ügünüş gerekliğini tekitledi. Şarkı Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Cemiyeti Reisi Münevver Öz Uygur Hanım söz kılıp, özünün Şarkı Türkistan dava sahasıgı kanda kadem baskallıkını, Türkiye'ye gelgendiyken merhum Abdülhekim Khan Maksum Hacim bilen tunuşkallıkını, ustazının algı ilgirleş ruhi samimiyetinin ögengelikini bildirdi. Ahırda teşkilat rehberleri cemiyet azalarının sorgan suallarına cevap verdi. Yığın ahırda Şarkı Türkistan Ölümalar Birlikinin muavin reisi Mahmutcan Damullam'ın yetekçiliği de Şarkı Türkistan halkının Xitay müstemlikisinden azad buluşu, şunaklı Xitay'ın halaketi üçün dua kılındı. Hakan Fidan NATO ve Avrupa İttifakı'nı tenkit kıldı. Türkiye Taşkı İşler Ministeri Hakan Fidan, Avrupa İttifakı'nın Türkiye'nin şirik emez rakip süpüteli görüşü ve bazı NATO devletlerinin Türkiye'nin bihaterlik sezgürlüklerine uylaşmaslıkı Türkiye'nin başka stratejilerini terakki kıldırışkı yüzlendirdi, dedi. Hakan Fidan, Türkiye Parlamenti Umumi Kengişi'de Ministerliğinin 2024 yıllık Hamçotu hakkıda söz kıldı ve Türkiye'nin ahlaki kımmet karışıda çıngdırıp emniyetçen ve ünümlük taşkı siyaset yürgüzüşü ilgirki herkandak vakit tikeden kıymetlik bulup kaldı. Bu bizden Gazze'deki zulümge karşı avazımızın küçülük çıkarışımızın sebebi. Bedelinin kançılık çoğun buluşudun kat'i nazar, neminin doğru, neminin hata işgellikini deyiştin işgilenmeyimiz. Biz Palestinli kıyırındaşlarımızını her daim kollap geldik. Bundan kim mi onlarını devamlı kollaymayız dedi. O Suriye'nin zemin bütünlüğü ve siyasi birlikiğe emel kıldığalıklarını tekitlep, terörlük teşkilatlarına bulup mu PKK, YPG'ye karşı köleşten devam kıldığalıklarını bayan kıldı. O Şimali Atlantik Akti Teşkilatı siyaseti hakkında toxtulup, NATO'daki bir kısım devletlerinin yakınki yıllarda yolu koyan siyasetlerine karaydıgan bolsak, Suriye'de PKK, YPG'nin kollışı ve Türkiye'ye müdafiye sanayide de yürgüzülgen ceza ziddiyet payda kıldı, dedi. O Avrupa İttifakı bilen bulgan münasebet hakkında mı toxtulup, İttifakının Türkiye'nin şirik emez belki rakip deb karaydıgalıkını bildirip, NATO'daki bir kısım İttifaktaşlarımızın bihaterlik sezgürlüklerimizin uylaşmasını, devletimizin tekham okup, iktidar ve başka stratejilerini terakki kıldırışkı yüzlendirdi. Bu biz üçün tallaş emez belki devletimiz ve milletimizin mevcut bulup duruşunun ihtiyacı bulup kaldı, dedi. Amerika, Koreya ve Japonya birlikte Şimali Koreya'nı ayıpladı. Amerika, Cenubi Koreya ve Japonya birleşme bayanatı ilan kılıp, Şimali Koreya'nın 17 ve 18 dekabrda Japonya denizi Şarkı denizge karıtıp, okşumağın iki kıl balistik başkurulduğun bomba kuyup bergelikini ayıpladı.
Bayanatta Pyongyang hükümeti devamlaştırıvatkan ıgvagerçiliklerinin Korya yerim arılda rayon karakterlik, şunlıklı halkaralık tenişlik ve bihaterlik ziyaniyet güzgarlıkı eskertilip, Amerika, Japonya ve Cenubi Korya 17. ve 18. dekabrda Şimali Korya'nın kıtalar ara başkurulduğun bomba koyup birleştirini katlık ayıplaydı deyilgen. Bayanatta Şimali Korya'nın başkurulduğun bomba planını ahırlaştırışı gerekliliği dair çakırık tekrarlanğan ve Pyongyang'ın başkurulduğun bomba koyup birleşinin Birleşken Devletler Teşkilatı Xavupsizlik Kengişinin kararıgı xilaplık kılgallık buluduğallıkı kayıt tekitlengen. Şimali Korya haber agentliğinin bildirişçe, Şimali Korya rehberi Kim Jong-un özü katnaşkan bir faaliyetteki sözü de kıtalar ara başkurulduğun bomba koyup biriş meselesi üstüde toxtalgan. Kim Jong-un başkurulduğun bombalarının eğer düşman yadro kuralı arqalık ıgvagerçilik kılgan takdirde yadro hücumu kozgaştın işkilenmeydiğallıkını körüstüp koyğallıkını bildirgen. Irak'ın şimalında 6 asker şehit buldu. Türkiye Devlet Müdafiye Ministerliği bayanat ilan kılıp, bölgünçü terörlük teşkilatının Irak'ın şimalideki hücumada yaralanan 4 askerinin 3'ünün davalaş ünüm vermeyi şehit bulgalıkı, yuqtulgan terörçüler sanının 7'ye yetkenlikini uqturdu. Devlet Müdafiye Ministerliği bölgünçü terörlük teşkilatının 22. dekabr cuma günü Irak'ın şimalında sadır kılgan hücumada 3 askerinin şehit bolganlıkını, 4 askerinin yaralanğanlıkını uqturğan idi. Ministerlik yeniden bayanat ilan kılıp yaralanğan 4 askerinin 3'ünün şehit bolganlıkını bildirdi. Hürmetli körümelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik programımızı görüşkice aman bolğaysılar. Selamun aleyküm.